Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Haris bin Hişam radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ya Resulullah sana vahiy nasıl gelir diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bana bazen çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de budur. Benden o hal zail olur olmaz meleğin bana söylediğini iyice bellemiş olurum. O ses hali gittikten sonra meleğin getirdiği vahiy bilgiyi iyice ezberlemiş olurum. Kalbimde bulurum. Çünkü Cenab-ı Hak onu vaat ediyor. Kıyamet suresinde. Bazen melek bana bir insan olarak temessül eder. Benimle konuşur. Ben de söylediğini iyice bellerim. İki vahiy şeklinden bahsediyor Efendimiz. Birisi bir melek görünmeden bir ses, farklı bir sesle ses geliyor. O şekilde vahiy. Bu Efendimiz zor gelen vahiy. Çünkü Peygamberimiz insan boyutuna, melek boyutuna yükselmesi gerekiyor. O bilgiyi alabilmesi için. O zor olan bir husus hakikaten. İkincisi ise melek insan boyutuna iniyor. Melek boyutundan insan boyutuna. O daha kolay oluyor Peygamber Efendimiz için. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i soğuğu pek şiddetli bir günde kendisine vahiy nazil olurken görmüştüm. Vahiy gelirken soğuk bir günde. İşte böylesine soğuk bir günde bile kendisinden o hal geçtiği vakit şakaklarından şapır şapır ter akardı. Vahiy gelirken ki haller Efendimizin terlediğini ifade ediyor Hazreti Ayşe validemiz burada. Vahyin mahiyeti peygamberlerden başkasına malum değildir. Nasıldır vahiy mahiyeti nedir? Ancak peygamber bilir. Diğer kimseler onu tarife kalkışması, amanın renklerden bahsetmesi kadar küstahça bir davranıştır. Vahiy üzerine konuşan, onu açıklamaya çalışan, anlamaya çalışan filozoflar olmuş. İmkansız yani bir peygamberden başkası onu anlaması mümkün değil. Ancak vahyin mertebeleri, çeşitleri, nüzulü esnasında orada hazır bulunanların şahit olduğu bazı hal ve tezahürleri vardır ki ondan bahsedilebilir. Onları insanlar bilebilirler. Vahyin mahiyetini ve hakikatini bilemediğimiz gibi Rabbimizi görmenin ne keyfiyette olacağını da lika kavuşma gününden evvel anlamamıza yol yoktur. Vahyi bilemediğimiz, onun kelamını anlayamadığımız gibi onu görmenin keyfiyetini de anlayamayız. Ancak lika, Cenab-ı Hak'la kavuşma gününde onu anlayabiliriz. Ancak şu var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğruluğuna şahitlik eden binlerce hadiseyi ve alameti gördükten sonra artık bu gibi hakikatleri kabul etmekten başka çare bulunmaz. Peygamberimiz mucizeler göstermiş. En büyük mucize de güzel ahlakı ve Kur'an-ı Kerim, getirdiği Kur'an-ı Kerim. Bu mucizelere bakarak insan diyor ki bu insan artık gerçek peygamberdir. O zaman onun her verdiği bilgiye inanmak zorundayız. Allah'ın sıfatlarındaki kemal hakkındaki icmali ilmimiz, genel bilgimiz şunu bilmiyoruz o halde varlığını tasdik edemeyiz diyecek derecede Rabbimizin fiillerinin ve eserlerinin tafsilatını bilmemizi gerektirmez. İcmali genel bir bilgimiz var. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir, her şeyi bilir. Ama çok bilmediğimiz tafsilat var. Onları bilemiyoruz diye onu inkar etmemiz gerekmiyor. O tafsilatı bilmemiz de gerekmiyor. Genel bilgi bizim için yeterli. Hele Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eserleriyle alakalı haberleri, alışık olduğumuz tecrübelerimize uymuyor diye inkar etmek için bize hiç hak vermez. Kudretinin eserleri var Cenab-ı Hakk'ın. Onlarla ilgili haberler var. Ama bizim bilmediğimiz, görmediğimiz şeyler, biz bilmiyoruz, bunu inkar ederiz, edebilir diye böyle bir lüksümüz yok, böyle bir hakkımız yok. İnsan aklı bu gibi şeyleri kendiliğinden keşfetmekten aciz ise de sadık ve doğru bir haberci yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verildiğinde artık onları reddetmesi doğru değildir. Zira Rabbimizin fiillerini ve eserlerini delilsiz bir şekilde şu veya bu surete mahsus görmek aklın küstahlığından başka bir şey değildir. İnsan aklının hudutları vardır. O haddini, hududunu bilmesi lazımdır. Vahyi sara hastalığıyla izah etmek isteyenlerin cehaleti. Bazı müsteşrikler diyor bu vahiy diye bir şey yoktur. Bu aldatıyor insanları haşa. Bu bir hastalıktır, saradır, histeridir gibi. Vahyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görenlerce müşahede edilen zahiri halleri hakkındaki rivayetlere bakarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sar'a ve histeri gibi bir sinir hastalığına tutulduğunu hükmeden bugünkü inkarcıların 14 asır sonraki bu hükümleri en hafif tabiriyle gülüştür. Müşahede altına alınmayan kimsenin hasta olup olmadığına
hastalığının çeşidine ve cinsine hükmetmek doktorlar tarafından mümkün görülmediği halde 14 asır evvel dünyayı teşrif etmiş bir zatın filan veya falan hastalığa yakalandığını hükmetmek eğer hamakat değilse herhalde garazkârane bir küstahlıktır. Yani bir doktor muayene ediyor, teftiş ediyor, tahliller yapıyor, bir karar, öyle karar veriyor. Ama bunlar 14 asır öncesinde yaşamış birisine hüküm veriyor. Bu bir küstahlıktır, bir hamakattır. Çok gülünç bir durumdur bu hakikaten. Bu adamlar bunca hayret verici keşiflerle önceki ilmi eserlere karşı övünen yeni ilmi verilere guya istinad ederek bu iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ilim gelişti, yeni keşifler oldu, eskiden işte bilinmiyordu, cahillik vardı falan diye böyle bir iddialar da var. Halbuki o beğenmedikleri, cahilliklerine tamamen kani oldukları Kureyş müşriklerinin kötü bir mukallidi olmaktan daha büyük bir meziyet gösteremiyorlar. Beğenmedikleri o Ebu Cehiller, Kureyş müşriklerinin kötü bir taklitçisi olabiliyor ancak. Şekavette önderleri olan Ebu Lehebler, Ebu Cehiller de iftirada bulundular. Fakat şu haklarını inkar etmeyelim ki onlar hiç görmedikleri ve hiç anlamadıkları bir şey hakkında iftirada bulunmuyordu. Ya yani onlar görüyordu Peygamber Efendimiz, yaşıyorlardı, iç içeydi ve zarar görüyorlardı, menfaatleri elden gidiyordu. O sebeple iftirada bulunuyorlardı. Bugünküler ise hiç görmedikleri, hiç böyle kendilerine dokunmayan bir insana iftirada bulunuyorlar. Ne kadar bayağı bir duruma düşmüş oluyorlar. Ya bu zavallılara ne diyelim ki hiç görmedikleri, hiç duymadıkları, hiç anlamadıkları, tetkik etmedikleri bir şey hakkında kafadan atarak o Kureyş cahilleri dedikleri kimselere tabi olarak hüküm veriyor. Sonra yeni ilmin vardığı netice budur diyerek övünerek ilme iftira ediyorlar. İlim adına güya bunu yapıyorlar. Halbuki cehaletle meşguller. İlmi bir dayanağı olmadan bir iftirada bulunuyorlar ve bunu da ilim adına yaptıklarını söyleyerek ilme İftira ediyorlar. Şunlar üzerine düşünmek icap eder. Gün geçtikçe hak olduğu daha parlak delillerle sabit olan İslami esaslar bir saralıdan nasıl sudur edebilir? Ruhani bir hastalığa müptele olan bir kimsenin hastalık saikiyle hatırına gelip haber verdiği şeyler nasıl daima gerçeğe uygun çıkabilir? Yani hasta olan insan saçmalar, acayip sözler söyler, tutarsız şeyler söyler. Bunlar böyle bir dini esas olmaya, bir ilmi esas olmaya hiçbir zaman müsait değildir. Peygamber Efendimiz'in söylediği her söz doğru çıkmış ve her birisi bir esas olmuştur. Bu çok basit bir iddiadır bu müsteşriklerin, bu dinsizlerin yaptığı iddialar. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her hususta sual sorarlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları toplar ve Rabbinden aldığı ilimleri kendilerine öğretirdi. Onlardan bir kısmı anlamadığı noktaları sorar, diğer bir kısmı ezberler ve onları başkalarına aktarır ve hep birlikte öğrendikleriyle amel ederlerdi. Bu minval üzere Allah Teala son dinini kemale erdirmiş oldu. Burada sahabi soruyor, ya Resulallah size vahiy nasıl gelmiş diye. Bu rivayetten meleklerin istedikleri suretlere girebileceğini de öğrenmiş oluyoruz. Melek insan suretine girer, peygamberimize vahiy getirirdi diye. Demek ki meleklerin farklı suretlere girme kabiliyetleri var. Cenab-ı Hak onlara o özelliği de vermiş kıymetli dinleyenler.